Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Pavlus Tanrı'ya şükrediyor. Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Paulus'un Koloseliler için duası. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrıyı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Mesih'in kimliği ve görevi. Görünmez Tanrının görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim, yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şeyi varlığını onda sürdürmektedir. Bedenin yani kilisenin başı odur, her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasında ilk doğan odur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun onda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı ile barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Paulus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkârı oldum. Paulus'un imanlara hizmeti sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Tanrı'nın sözünü yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır.'' Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Onun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur. Gerek sizler gerek Laodikya'dakiler, gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için nedenli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Kimse sizi kulağa okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. Mesih'in sağladığı yaşam. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak, onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi onu çarmağa çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp, onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Yanlış öğretilere kapılmayın. Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslıysa Mesih'tedir. Sözde alçak gönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen Gördüğü düşlerin üzerinde durarak, benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden, eklemler ve bağlar yardımıyla bu baştan beslenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyüme ile gelişmektedir. Mesih ile birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz? Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. Kuşkusuz bu kuralların uyduruk dindarlık, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur. Mesih'te yeni yaşam Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesihle birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız.'' eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Bu yenilikte, Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak, yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin. Öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, Ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Yeni yaşamda aile, toplum ilişkileri. Ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yarışır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekte, Rab korkusuyla yapın. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız İnsanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak. Hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Ey efendiler, gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın. Çeşitli öğütler. Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapağı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. Son Selamlar Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tehikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için, kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız. Yanınıza gelirse kendisini kabul edin. Yusus diye tanınan da size selam eder. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye... Sizin için her zaman dua ile mücadele ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. Sevgili Hekim Luka ile Dimas da size selam ederler. Laodikya'daki kardeşlere, Ninfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhipus'a, Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat ettiğin ben Paulus bu selamı elimle yazıyorum Zincire vurulduğumu unutmayın Tanrının lütfu sizinle birlikte olsun